Arkadaşlar selamlar, yepyeni bir gün ve seçim 2023 oyunumuzun dostlar yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bugün artık en heyecan verici gündeyiz dostlar, çünkü görmüş olduğunuz gibi 8 gün kaldı. Bu oyuna ilk başladığımızda orası 60 gün dostlar, çalıştık çabaladık ve artık bugün gerçekten resmi olarak duyuracağımız adayımızı belirleyeceğiz ve o da ben olacağım dostlar. Ne diyorsun lan? Partimizin ve ittifakımızın ortak adayı olarak çıkacağız seçimlere. Bakalım başımıza neler gelecek, hiçbir fikrim yok. Bu arada dün hatırlarsanız dostlar sınav öncesi çekmeye başlayıp videoyu hemen çıkmam gerektiği için erken kapamıştım. Sınava dostlar tam 1 dakika kala yetiştim. 25 kilometrelik yol vardı ama 37 kilometrelik yoldan gittim trafiğe çok takılmamak için. Orada da trafik oldu falan, 1 dakikayla yetiştim. Gerçekten çok inanılmaz bir andı. Beni Instagram'dan takip edenler bilir, hikayelerimde hepsini anlattım zaten. Başlamadan dostlar lütfen birer like atmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi bu çok önemli. Şimdiden her birinize kocaman teşekkür ediyorum diyerek başlayalım. Sadece 8 gün kaldı dostlar ve ben bu 8 güne mitingle başlamak istiyorum. Şu Bitlis'teki bina çok gözüme battı, hemen burayı şöyle bir geliştirelim. Mitingle başlamak istiyorum dostlar. Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa. Bunlardan birinde olacak bu miting. %71 ile İstanbul bizim bu arada arkadaşlar. %71.42 bu seçimin %100 olarak kazananı biz olacağız dostlar. Emeklerimizin karşılığını alabileceğimize inanıyorum. %54 ile Ankara'ya sahibiz. %46 ile Antalya'ya. Hemen Bursa'ya da baktığımızda %41 arkadaşlar. %41. Bildiğiniz gibi ittifaklarımız içerisinde Zafer Parti, Memleket Partisi, Yeniden Refah Partisi, Vatan Partisi bulunuyor. Gerçekten çok başarılı bir seçim süreci yürüttük dostlar. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım. İstanbul'da alacağımız oy oranı bence artık yok. Ankara'da da %50'nin üzerindeyiz. Bunlara baktığımızda dostlar kalan 2 büyük şehirden, 3 büyük şehirden özür dilerim. İzmir'de %39, Bursa'da %41, Antalya'da 46. Yani bu durumda dostlar bizim İzmir'e mitinge gitmemiz gerekiyor. İyi Parti'nin ve AK Parti'nin şu oranlarını biraz daha düşürmemiz gerekiyor dostlar. Hızlı bir şekilde İzmir'e doğru yola çıkalım, bakalım başımıza neler gelecek. Bu arada arkadaşlar bir seçim şarkısı yapılmış. Bir dakika. Bizim Discord sunucumuzda dostlar çok sevdiğim bir Şinasi abimiz var. Bilenler bilir, Niki Kara Gebers. Çok severim kendisini. Birçok kez de benimle PUBG Mobile videosunda yanımda olmuştur sağ olsun. O bu seçim videolarını izliyormuş. Biz bayağıdır görüşememiştik. Bize özel bir şarkı yaptığını söyledi. Yani partimize özel. Aa, İyi Parti arabası ilk defa. İlk defa İyi Parti arabası. Partimize özel bir şarkı yaptığını söyledi dostlar. Kendisi böyle geçmişinde gençken, yani hala genç de özür dilerim, yani ergenlik zamanları deyip raple falan uğraştığı dönemler olmuş. Belki de bir rap parçasıdır, bilmiyorum. Bana attı dostlar. Ve onu da şimdi hemen mitingin ardından, hatta mitingden önce dinleyelim. İzmir'e varalım, dinleyelim. Çok merak ettim nasıl bir şey yaptığını. Büyük ihtimalle çok komik bir şeydir diye düşünüyorum. Ben bilerek hiç bakmadım dostlar. Zaten yazmış ki kesinlikle videoda dinle. Ben de bilerek öncesinde dinlemedim. Partimize özel bir şarkıymış yani. Bakalım göreceğiz. Beraber göreceğiz dostlar. Evet, İzmir'e nihayet vardık dostlar. İki araba bak... Buradaki iki araba meselesi o bizim aldığımız şeyden dolayı mı? Oyunun bug'a girdi bilmiyorum. Neyse çok önemi yok zaten. Hakkari'nin de hastane yapılması konusunda gazeteyle görüşüldü. Aynen, bunları biz yaptırmıştık. Çok güzel, çok güzel. Bak miting yapıldı, seçmenleri memnun. Evet bakın arkadaşlar, doğu taraf, doğu bölgesi mosmordu. Biz doğuyu, doğuda öyle bir egemenlik kurduk ki bakın. Doğu Anadolu'da oturan seçmene kendimizi öyle güzel anlattık ki gerçekten birçok yeri bizim. Sadece birkaç yer var bizim olmayan. Discord'daki mesaj bug'a girmiş dostlar. Sesi oynatamıyorum. Dedim ki abi atsana, videodayım dedim. Bir kez daha atmasını isteyeceğim ama çevrim dışı. Neyse biz video içerisindeyken büyük ihtimalle görecektir. Bir yandan mesajı göreceğini beklerken dostlar bir yandan oyunumuza devam edebiliriz. İcraat, icraat, icraat diyoruz. Bütün binaları basmaya çalışalım. Bu arada gelir konusunda artık hiç sıkıntımız yok. Bence artık bina basmak yerine icraat yönünde sürekli vaat verelim. Mesela hastane, itfaiye gibi vaatler verelim. Bence çok mantıklı. Biraz bak o konuda biraz saçmaladım. Çünkü niye? Parayı zaten biz bitiremiyorken şu anda. Halen benim gelir için binaları yükseltmem bence mantıksız dostlar. Hızlı bir şekilde İzmir'de mitingimizi yapalım. Dünya Mühendis Ağaç diyoruz. İlk baş Dünya Mühendis Ağaç. Dünya Mühendis Ağaç. Dünya Mühendis Ağaç. Bu arada sınav bayağı iyi geçti dostlar benim için. Matematiği yapmadım. İki sorumu ne yaptım matematikten? Finans, uçak, mühendis, mühendis. Finans, uçak, mühendis, mühendis. Finans, uçak, mühendis, mühendis. Zaten ben kendimi denemek için giriyorum dostlar öyle. Mühendis, asker, 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 tank. Mühendis, asker, asker, tank. Mühendis, asker, 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 tank. Bakalım sonuçları dostlar açıklandığında Instagram'dan zaten duyurmuş olurum.
Türkçe iyi geçti. Baya iyiydi. Artık böyle hani son 40 soruydu sanırım. 36.'da sıkılıp bıraktım yani, öyle söyleyeyim. O kadar uzundu ki sorular. 4 soruyu falan öyle bıraktım sadece. Hemen bir miting daha yapacağız dostlar, hızlı bir şekilde İzmir'de. Ardından şehir anketini basalım. Bakalım oy durumumuz ne olacak, görelim beraber. Araba, ay yıldız. Araba, ay yıldız, araba. Lan. Türk devam var gibi hissettim. Araba, ay yıldız, araba. Evet. Para, uçak, para. Aa, paraları otomatik basacak. Para, uçak, para, cami. Uçak, cami diye aklımda tutayım ben onu. Evet. Uçak, parayı bas, cami. En önemli kısım. Para, kitap, cami, araba. Para, kitap, cami, araba, uçak. 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 Bravo. Tamam. %100 başarılı 2 miting yaptık dostlar. Hemen oy oranımıza bakacağız. Şehir anketini yapıyorum dostlar, hızlı bir şekilde. Evet, %12,72 bir oran yükselmesi oldu. İyi Parti %5, AK Parti'ye de neredeyse %5 oy kaybettirdik. Amacımıza ulaşmış olduk dostlar. Büyük şehirlerin hepsinde %50'nin üzerindeyiz demek oluyor bu. Ve bu süper bir şey bizim için. Hemen genel merkezimize dönelim. Kaç gün kaldı? 6 günde olması lazım şu an sanırım. Veya 7 değil mi? Bir kere mitinge gittik gerçi. Bir kere şehir değiştirdik. Evet, 7 gün. Son bir ittifak denemesi yapalım. Olağanüstü toplantı düzenliyorum dostlar. Aa, baksanıza genelde oyumuz %2 düşmüş, gördün mü? İcraatları biraz yavaşlattığımız anda böyle oluyor dostlar. Evet, ittifak masamızı görüyorsunuz. Hemen bir parti davetinde daha bulunacağım dostlar ben. Aday belirleme oylaması bir daha yapmama gerek yok herhalde, var mı? Yok ya. Zaten benim. Onu daha önce yapmıştık. Yapayım mı bir? Yapayım bakayım bir. Evet, Vural Özül. %81 ile benim. Evet, bakanlıkları da vermiyorum lan. Böyle kazanabilirim. Recep Tayyip Erdoğan'ı aday gösteriyor Vatan Partisi mi? Yeniden Refah'la Vatan Partisi Recep Tayyip Erdoğan'ı aday gösteriyor. La o zaman bu ittifakta ne işiniz var? Onları ikna edebiliriz dostlar. İlk etapta, ilk turda parti ver, bakanlık vermemize gerek yok. Bakanlık vermemize gerek yok. %66'ya düştük. %50. Oha. %60'a yükseldik. Aa. Bir dakika. İki bakanlık verirsek Erbakan'a, yeniden Refah Partisi'ne iki bakanlık verirsek dostlar, Recep Tayyip Erdoğan yerine Vural Özül'ü destekleyeceklerini, fikirlerini değiştirmek için iki bakanlık gerektiklerini söylüyorlar. Verelim. Çevre ve Şehircilik ve Kültür. Veriyorum. Kendi adayımızı desteklemek istiyoruz ya. Tamam. Temel Karamollaoğlu'nu vazgeçiremiyoruz dostlar. İlk turu %61 önde bitirmiştik, %55 oldu. Şimdi ben feda edebileceğim bakanlıkları göndermeye başlayacağım. %50'nin altına düşmemeliyiz dostlar. Şu anlık bu kadar. İkinci turu böyle tamamlamaya çalışalım. %57, 51, aman aman aman. Vural Özül adayını destekliyoruz dedi bak. Helal olsun lan Vatan Partisi'ne. Şimdi yeniden Refah Partisi de beni destekleyecek. Evet, %50. Temel Karamollaoğlu da %50'nin altına düşeceğiz galiba. Son turda %46 ile başladık. Adalet Bakanlığı, dur. Milli Eğitim Bakanlığı. Adaleti alayım sadece, gerisini vereyim ya. Adaleti aldım, gerisini verdim. %48. %50'nin üzerinde olmak zorunda değilim bence. Çünkü diğerleri çok daha düşük. Yine de ben kazanacağım. Büyük ihtimalle biz kazanacağız dostlar. Evet, Vural Özül geldi. Vural Özül geldi. Kendi adayımızı destekliyoruz geldi. Vural Özül oy birliğiyle ortak aday olarak belirlendi. Süper. Şu anda hemfikiriz. Hemen bir tane parti davet edelim. İyi Parti'ye bir davet daha götüreceğim. Adalet Partisi'ni de bu tarafa gönderdim İyi Parti için. Çünkü İyi Parti'nin, evet, katılmasın diyor. Oyuna ihtiyacımız olabilir dostlar. İyi bir oy oranı var şu anda. Fakat kimse katılmasın diyor abi. Kimse istemiyor İyi Parti'yi. Büyük ihtimalle kabul ettiremeyeceğiz bunu, evet. İyi Parti'yi kabul ettiremeyeceğiz abi. Aa, dur, ettirebiliriz. Ettiremiyoruz. Abicim ne olacak ya? Seçim kazanmak için yapıyoruz ya. Yanımıza çekemeyeceğiz İyi Parti'yi. %50, %50 mi? Ay, düştük, evet. Reddedildi. Tamam, olsun, olabilir. Toplantıyı bitirebiliriz. Tamam. Adaya hala biziz. Sıkıntı yok. Ezici bir üstünlükle dostlar kendi ittifakımızın adayıyız. Hiçbir problem yok o konuda. Parti binamızı makslamak istiyorum artık. Ya ne zaman makslanacak bu bilmiyorum ama bir kat daha çıktım bakayım. Artık max olmalı bence ya. Doğru. Oğlum, ne kadar gökdelen mi dikeceğiz anasını satayım, anlamadım ki ben. Evet, bütün eksiklerimizi koyalım. Eksiğimiz yok da yani, fulleyelim mesela. Bir tane daha mescit koydum dostlar. Her şeyimiz full olmalı. Son günlere girerken artık her şeyimiz full olmalı. Güvenlik, fulle abi güvenliği. Başka ne koyabiliyoruz? Bir tane daha kafe koyalım.
Kafe iki yeri de kaplayacak değil mi? Tamam, bu katı da bu şekilde fullemiş olacağız. Güzel. Güzel, gayet güzel. Tamam, parti binamız var ya arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 katlı oldu. Şimdi biz bu 6 günü nasıl geçirmeliyiz? Nasıl geçirmeliyiz? Öncelikle vaatlerle başlayalım. Mesela burası İyi Parti'nin. Tamam, %23'lü bizim oyumuz var. Bence buraya gitmeden vaat bile vererek dostlar bir şeyler yapabiliriz bak. Hastane dedik. Tamam mı? Ve sonra itfaiye dedik abi. Bu arada başkan olduktan sonra bunlara direkt yapabiliyoruz bu arada. Öyle de bir şey var yani. Vaatlerimizi verdik. Hemen başka neresi için vaat verelim? Oy alabileceğimiz yerler. Mesela %25 ile Iğdır'dayız arkadaşlar. Hemen oraya bir vaat. Hemen şuraya hastane yapacağız diyelim. Tamam, sıkıntı yok. Bunların hepsini yapacağız bu arada. Vaatlerimizin hepsini yapacağız. Sözümüzün arkasındayız. Sıkıntı yok. İttifak bölümünden oy oranına bakacak olursak dostlar, bütün partilerden daha yüksek oy oranına sahibiz. Ama dostlar yüzde çok az bir yüzdelik yani. Seçimde değişebilir. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor bir yandan. Aa, İstanbul'daki oy oranımız düşmüş. İstanbul'daki oy oranımız %56'ya düşmüş. MHP ne yaptıysa %21'e çıkmış orada. Gel bakalım MHP, gel gel. Sen gel bakayım, bırakın gelsin, gel hele gel. Gel şimdi gel. %71'dik biz İstanbul'da, %71. Nasıl o kadar düşürdüler bizi? Bir anda %20 almış bizden ha. Lan ne dedi lan? İfşamız mı çıktı? Ne oldu? İnanılmaz bir düşüş bu arada. Bak MHP arabası çıktı bir de, bak bak bak. Allah Allah, müthiş bir düşüş yaşadık bu arada. İstanbul çok... İstanbul'daki %20 ne demek ya? Seçim kaybettirir abi adama İstanbul'da %20'lik bir oran. Çok korkutucu. Harbiden korkutucu. MHP rahat dur bak. Tamam, bir MHP arabasında geçtik dostlar. Sanırım artık bir tane daha ile karşılaşmayız herhalde. Artık yolu tamamlamak için çılgın makaslara gireceğim. Bir an önce İstanbul'a varmak istiyorum. Çok canımı sıktı bu durum çünkü, hop. Bakın arkadaşlar, çılgın makaslarla gideceğim. Hiç çarpmayacağım. Hop. Hop. Terzide yok. Terzide, terzide. Bak bak bak. Terzide yok. Terzide. Hop. Hop. Bak bak, yılan gibiyim, yılan. Otobanda yılan gibiyim dostlar. Hop. Geldik. %99 mu? %1'i nereden kırdın? Hemen abi. Hemen. Hemen. Hemen vaatli bir miting arkadaşlar. Vaat artı double miting. İki tane hastane diyorum. İki tane hastane yan yana mantıksız aslında ama inşallah fark etmezler mantıksız olduğunu. İnşallah öyle bir yapay zekası yoktur oyunun. Miting. Çok önemli burası şu an. İşçi, dünya, köprü. Teşekkür ederim. Asker, köprü, mühendis, asker. Asker, araba, okul. Evet. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Anadolu yakasında görüşmek üzere. Bugün aynı zamanda Anadolu yakasına da gidiyoruz. Bekleyin bizi. Akrabalarınızı gönderin. Hemen yapalım. Evet, gelsin abi, gelsin konularımız. Mühendis, işçi, ay yıldız. Mühendis, işçi, ay yıldız. Anahtar, anahtar, bebek, anahtar. Evet. Burası çok önemli. Bebek, mühendis, mühendis, köprü, asker. Teşekkür ederim. Eyvallah. Evet. Şimdi geldik zurnanın pırt dediği yere arkadaşlar. MHP bizden inanılmaz oy almış. Hızlıca çok merak ederek şehir anketine basıyorum. Abi %8 alabildik. MHP'yi de %2 düşürebildik. Artık nasıl vaatler verdiyse tam alamadık yani. %64. Yapacak bir şey yok. Eyvallah diyeceğiz abi. Yapacak hiçbir şey yok dostlar. Hemen geri geliyorum. Yapmadığımız şeyleri yapmalıyız. Meclis abi, meclis. Şu anda meclis gerekiyor bize. Kanun teklifi vereceğim. Evet. Son 5 gün kaldı dostlar. Kanun teklifi vermediğimiz bir konu hakkında... kanun teklifi vereceğim. Yolla ilgili hiç vermedik dostlar. Trenle ilgili yani. Hiç vermedik. O yüzden trenle ilgili vereceğim. İşte ülkeler, illerimizdeki ulaşım. İşte belki ilden ile tren falan, bu tarz vaatler çok önemli bence. Gelmeseydin kardeşim bitiriyordum. Bitirdim bile, getirdim. Arkadaşlar o kadar hızlı bir taktik buldum ki mouse'la birlikte space'e basıyorum. Double geçiriyor yani, inanılmaz hızlı bitirdik. Süper oldu bu. Sanırım 4 gün kalmış olacak dostlar. Biraz heyecan bastı beni. Oyun 4 gün sonra değişecek, öyle bir şey var. Bizim daha aslında icraatımız kalmadı biliyor musunuz?
Bence son kez televizyona çıkalım. Ardından kalan 3 günü geçelim dostlar. Son kez televizyona çıkıp kalan 3 günü geçmeliyiz bence. Şinas abi cevap vermiş mi? Abi adamın aktif olmadığı ana denk geldim ya. Allah'ım yarabbim ya. Şinas abi lütfen videoyu bitirene kadar uyan. O kadar söyledim insanlara şarkı yapmış okuyacağım diye. Okuyacağım diye dedim ya, dinleyeceğim diye. Bayağı bildiğiniz kayıt yapmış arkadaşlar ama kayıt çalışmadı. Bastım çalışmadı. Evet, evet. Bebek, bebek. Oha ne oluyor lan? Yavaş teker teker gelin lan. Arkadaşlar hainlerin esidi altındayız şu anda. Cami cami. Okul devrilsenize oğlum. Lan salsan artık. Allah'ım ne kadar dişli çıktı ya. Yemin ederim salmayacak sandım ha. Şu anda 2 gün mü kalmış olacak? 3 gün mü? 3 gün değil mi? 3 gün kalmış olacak sanırım. Bakıyorum. Evet 3 gün. Bu 3 günü geçeceğim dostlar. Bayağı heyecan verici dostlar. Çünkü oyuna başlayalı biz 3 gün oluyor. 60 gün geçirdik şurada. Hani gerçekten inanılmaz heyecan verici. Aa, Kütahya elinde İyi Parti'nin yaptırdığı anket basına sızdı. Güvenmiyorum tabii ki. Aa, ilk defa böyle bir şey. Lan ne oluyor oğlum? Bak oy oranımızı şey yapmayın ha bizim. %38 abi. Ben vaatlere devam bence ya. Ne diyorsunuz bir yandan? Vaatleri verip verip günü geçeceğim. Hastane. Gazetede abi bir yandan vaat. İtfaiye. Hemen bir gün daha geçeceğiz dostlar. Ve sadece bir gün kalmış olacak. O demin ki o şey neydi ya? Hiç gelmiyordu ekrana öyle bir şey. Günü geç deme. Biz var ya arkadaşlar hiç günü geç demedik ya. Oyun ilk günü dedik. Üstüne diğer günler hiç demedik bir daha. Hemen bir gün daha geçiyorum. Evet ve geldi. Ne olacak şimdi? La bizim adayımız belli ha. Aa son toplantı diyor. La Vural Özür tabii ki saçmalamayın. Tamam ben bakanlıksız geçtim direkt. Sinan Oğan okey. 6 bakanlık verirsen Vatan Partisi. Lan oğlum Vatan Partisi ne alaka? Sen niye 3'e çıkar? Vatan Partisi 0 istiyor direkt beni destekledi. O niye 6 tane bakanlık istiyor? Vermiyorum ki en yüksek yüzdelik bende olacak zaten. Ver bu tur da vermeyeceğim. Cık. Yalla. Kardeşim aferin böyle ol. Aferin. 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 Hiç geri kal bakanlıkların hepsi bizde arkadaşlar bunların. Ya yani birkaç tanesi onlarda. Başta kabul ettiklerim var ya dostlar sadece onlarda. Tamam vazgeç ver onları da ver. Beni desteklemediler ve bakanlıklardan vazgeçtiler arkadaşlar. O bakanlıklar da bize geldi. 4 tane sen de mi vazgeçiyorsun? Ver kardeşim ver. Vural Özül oy or belirli. Ortak aday belirlendi. Gördünüz mü arkadaşlar stratejiyi? İttifakın başından beri bakanlıklardan sürekli fedakarlık yapıyorduk. Son şeyde halkın bütün güveninin bizim üzerimizde ve oy çoğunluğunun büyük yüzdeliği bizde olduğu için son toplantıda hiçbir bakanlıktan fedakarlık etmeden ortak aday seçildik dostlar. Doğru bir strateji izledik ve doğruyu yaptık. Bütün bakanlıklar bizde. Hepsinden vazgeçtiler. Kendi adaylarını desteklediler ve olmadı. Cumhurbaşkanı adayları belirlendi ve YSK'ya sunuldu. İttifak partileri bunlar MHP falan filan AK Parti Recep Tayyip Erdoğan, CHP, İYİ Parti, DP, Gelecek Partisi DEVA Kemal Kılıçdaroğlu ve görmüş olduğunuz gibi Vatan İttifakı olarak dostlar Vural Üzül adayını destekleme kararları aldılar. Seçime 60 gün mü? Nasıl yani? %34 ile halendeyiz bu arada. Bir şey soracağım. Oha ben seçime bir hafta falan olur sandım adayı seçtikten sonra. Aa daha kanun teklifi veremiyoruz bu arada. 58 gün seçimden sonra anca. Peki ben full simüle etsem acaba ne olur yani dostlar onu merak ediyorum. Full simüle etsem seçimi kaybeder miyiz? Şöyle biraz simüle etmeye başlayayım bakayım. İnsanlar neler yapacak ona bakacağım. Gaziantep'inde sel oldu. Oo ilk belirlemelere göre can kaybı bulunmuyor ancak bazı vatandaşlar maddi zarara uğradı. İline yardım gönder. Hemen yardımı gönderdik abi. Bakın arkadaşlar aday belirlendikten sonra da yeni yeni şeyler olmaya başladı ya, farkında mısınız? Devam edelim. Şöyle bir 10 gün geçeceğim dostlar. Sadece bakmak için hani. Kaybımız ne olmuş diye bakacağım. Sağlam bir kayıp yoksa yeterli var olan icraatlarımızla bence seçime gidebiliriz. Şu an çünkü oy üstünlüğü bizde bayağı bir oy kazandık. Ve bir 60 gün daha aynı mitingleri yapamayız yani. Oyun bizden bunu istemesin. Devam ediyorum geçmeye. Denizli'ndeki iş adamları partinize 4 bütçe bağışta bulundu. Allah Allah. Reddettim. Çok mantıksız. Gerek yok öyle bir şey. Bizim paramız var. Eyvallah sağ olsunlar. Biz vatandaşın oylarına talibiz. Parasına değil, cebindeki parasına değil, oylarına talibiz. Cebindeki parasını arttırmak için geliyoruz. Ona göre. Herkes bunu böyle bilsin. Ona göre. 52. gün dostlar. Tam 50. günde bir bakacağım bize zararı olmuş mu diye. Bu şekilde ileri sarmanın. Devam ediyorum. Oy. Oo, kurultay başladı. Tamam. Alkışlıyor. Sıkıntı yok. Hop. Kafasına bir tane. Alkışlıyor. Alkışlıyor. Hop. Kafaya bir tane. Alkışlıyor. Evet. Ağzına çaktığımını. Al çaktığımını.
Hadi yok mu lan daha kafa... Aa! Yanlış adamı vurdum, gördünüz mü? Neyse ki %100 de tamamladık, süper. Hemen devam et diyerek dostlar ilerledik. 49'a mı düştü peki kurultay vardı diye bugün? Bakalım her 10 günde bir mi kurultay alıyor, onu ben çok anlamadım. Evet, 49'a düşmüş. Şimdi genel oy durumumuza bakıyorum. %34.60. Yo, oy kaybetmemişiz aslında. Aslında ulusal anket yapmalıyız ki onu öğrenmek için, değil mi? Geçmiş sonuçlar olabilir onlar tabi. Ulusal anket yapalım. Hemen ulusal anket yapalım abi. Ulusal anket bas. Hiçbir sıkıntı yok. Bu şekilde seçime gidebiliriz. Özür dileriz. No. Üzgünüz, geç kal. Şimdiye kadar herhangi bir ödül planlamadık. Lan bir oğlum oyuna dair yaptın sandın. Lan niye reklam gösteriyor bana bu? Özür dileriz. Yeterince veremedik. Arkadaşlar reklamsız almıştım. Oyun yanlışlıkla reklam soktu. Reklam o kadar komikti ki geçemedim. Ya zaten geçemiyordum. Aynı zamanda şey oldu. Çok eğlenceli olduğu için geçmedim yani. Öyle söyleyeyim size. Şimdi 49 günümüz var dostlar ve oy kaybetmiyoruz. Bu güzel bir şey. O yüzden hızlı bir şekilde sarmaya devam edeceğim. Fakat enteresan şeyler oluyor. Mesela Tekirdağ elindeki iş adamları partinize 4 bütçe bağışta bulundu diyor. Bu bağışı da reddedeceğim. Çünkü çok saçma. Rüşvet alıyormuşuz gibi olabilir. Efendim? Ne yaptın, elini boyadın mı? Bak öpeyim. İstersen yıkayalım mı? Ha kalsın mı? Ama burnuna da sürmüşsün. Niye sürdün burnuna? Demişim. Kalbim. Giresun indi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptırdığı anket basına sızdı. Güvenmiyorum. Bu tarz şeylere hiç dostlar etliye sütliye karışmayacağız abicim. Bizim işimiz bu değil. Bu da böyle biline. Günü geçmeye devam ediyorum. Bu arada son 10 gün kala biraz icraat yapabiliriz aslında. Son 10 gün kala sanki biraz icraat yapabiliriz. 30'larda falan da bir tane daha ulusal anket yaparız abi. Bence gayet güzel olur. Nevşehir ilinde sel oldu. İlk belirlemelere göre can kaybı bulunmuyor. Ancak bazı vatandaşlar maddi zarara uğradı. Hemen paralı yardım gönderiyoruz. Geçmiş olsun mesajı yayınlamak da olmaz abicim. Sen bu ülkede siyaset yapmak istiyorsan bu vatandaşın başına gelenlerde yanında olacaksın. Öyle lafla sözde değil. Direkt maddi olarak yanında olacaksın. Manevi olarak zaten olmak zorundasın. Maddi olarak da olacaksın kardeşim. Politika böyle bir şeydir, anlatabiliyor muyum? Bu ülke böyle sevilir. Öyle lafla sözde. Ben niye böyle bir gaza geldim anlamıyorum da. Ya bizim seçim şarkımız hala gelmedi ya. Balıkesir ilindeki iş adamları partinize 3 bağışta bulundu. Reddediyorum. Sağ olsunlar, ceplerinde kalsın. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. 31. güne kadar dostlar bu şekilde sarmaya devam edelim. 31. günde bir ulusal anket basalım. Hani durumlar ne? Oy oranımızın düşüyor mu? Yüzdelik olarak, istatistiksel olarak ne durumdayız? Ona göre devam edebiliriz. Son 10 gün kala garantiye almak amaçlı. Seçimleri garantiye almak amaçlı. Sekreter bir şey diyor bu arada. İcraatlarımıza biraz daha devam edip seçimi o şekilde sonuçlandırabiliriz. Sekreterimiz bir şey söylüyor. Ne diyor bakalım? İstanbul'da en son 12 gün önce anket yapıldı. İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehri. Bizim için çok önemli dedi dostlar. Ve ben de hemen hızlı bir şekilde gidip o zaman İstanbul'daki anketi yapıyorum. Arkadaşlar demin size gitar sesi geliyorsa bizde küçük bir bebiş var misafirlikte şu an. O yapıyordur. Zaten rahatsız etmeyecek seviyede geliyordur büyük ihtimalle. Şimdi ben İstanbul genelinde bir tane şehir anketi yapıyorum. %47'ye kadar gerilemişiz. Ama bir süre daha götürür bizi. Bir süre daha götürür. Sıkıntı yok. Aslında arada bir televizyona çıkabiliriz ya. Şu an bir televizyona çıkalım biz. Sekreter yine bir şey diyor. Aynı şey mi diyecek acaba? Ankara'da en son Ankara Last Poll gün önce... Arkadaşlar bu bir bak yani Ankara için de anket yapmamız söylüyor. Orada Last Poll demiş. Last Poll yani son seçim istatistiğinden bahsediyor. Bu arada paramıza bir bakın ya. Ya şu gelire bir bakın dostlar ya. Ben bir televizyona çıkacağım abi. Televizyona çıkacağım, kararlıyım. Çok çalıştık abi. Aday belirleme döneminde çok fazla çalıştık dostlar. Herkes yerini aldı, program başlıyor diyor. Hemen çam ağacı. Lan oğlum Allah kahretmesin az daha gidiyordu. Evet. Köprü. Allah kahretsin yanlış bastım. Köprü. Bir daha köprü. Gemi. Ağaç. Köprü. Allah kahretsin ağaç nerede? Ağaç. Lan ne ağaçmış tamam ya. Of çok zor geçti bu kez. Niye öyle oldu? Bu kez bayağı zor geçti. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Parti binasında koyulabilecek hiçbir şey kalmayana kadar koyacağım. Koyulabilecek hiçbir şey kalmayana kadar. Bakın sanırım bir iki şey kaldı zaten. Hepsini bir koyacağım. Kat ekle. Ekle abicim. Milliyetçi Vural Partisi genel merkezine bir kat daha ekleniyor dostlar ve giriş katları da sayarsak 10-15 katlı bir bina olmak üzereyiz. İnanılmaz büyük bir genel merkezimiz var. Ne yok? Sekreter koy abi bir tane daha. Koy hemen altına. Paramız var arkadaşlar. 7000 paramız var ya.
Hemen bir tane daha misafir odası. Sanırım maxladık bu arada. Koyulabilecek hiçbir şey kalmadı zannedersem dostlar. Hemen buraya bakalım. Evet. Koyulabilecek hiçbir oda kalmadı dostlar. Ama şöyle inşaat halinde kötü duruyor ama olsun. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Neredeyim la ben? Heh, kendi odamı bulamadım ya. Devam edelim geçmeye. 3 gün sonra ulusal anket zamanı devam ediyoruz. Var ya AK Parti, MHP falan, CHP falan var ya full çalışıyor ya. Ama onlar da yani bizim ya yani bizim dönemdeki kadar çalışmadılar onu söyleyeyim yani. Yetişemezler. Biz son 10 günde bile kapatabiliriz açığı. Şu an o kıvamdayız biz. Bak bu arada şeyler yapılan şeyler azaldı farkında mısınız? Onlar da yani düşünün. O dönem zaten az çalışıyorlardı. Şu an daha da az çalışıyorlar. Bu şekilde kazanamayacaklar. Bence biz rahat bir şekilde kazanacağız bu seçimi dostlar. O yüzden içim çok rahat. 9 bütçe mi bağışta bulunmuşlar Gümüşhane'den? Yok abicim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Eyvallah. Gerek yok böyle şeylere. Çok sağ olun. Maddi yönden sıkıntımız yok. Hemen Türkiye genelinde ulusal anketi bastık. Evet biz durduğumuz yerde bile oy arttırımı yapabiliyoruz şu an. İttifaklarımız bir yandan miting falan yapıyorlar. Durduğumuz yerde oy arttırımı yapabiliyoruz. Oha her yer bize geçmiş. Yo, evet arkadaşlar her yer bizim olmuş simüle ettiğimiz sürede. Vaatlerimiz falan seçim öncesi çalışmalarımız nasıl çalıştı böyle? Oha inanılmaz ezici bir üstünlükle kazanacağız. Bunlara da. Dur bak aklıma ne geldi. Ver bunlara vaadi. Eğer vaat yetmezse ne yapacağım? Gidip oralarda ısrarla miting yapıp alınmadık yer bırakmayacağım. Alınmadık yer bırakmayacağım arkadaşlar. Trabzon gel bakayım. Oha doğu muğu her yeri ele geçmişiz arkadaşlar. Doğruyu savunmak böyle bir şey işte. Hakkı savunmak böyle bir şey kardeşim. Siyasette dürüst olacaksın ve gerçekçi olacaksın. Tamam mı? Bak halkımız bunu nasıl anladı ama? Gördünüz mü lan? Nasıl anladığını gördünüz mü halkımızın? Şimdi alınmadık şehirleri de alacağım. Bütün şehri bizim rengimize boyayacağım. Ben yeni fark ettim arkadaşlar. İnanılmaz. O taraflar hep turuncuydu. Sağ taraf full mordu. Oralar hep turuncuydu. Sahil kesimleri CHP'deydi. Turuncu diyorum. Sarı galiba o renk. Bilmiyorum. Sarıydı galiba. Evet. Şimdi bizim hemen şeylerimiz, vaatlerimiz Trabzon ve Samsun'da mıydı? O iki şehirde bakalım çalışmış mı çalışmadıysa gidip orayı ısrarla orada miting yapacağım. Üşenmeyeceğim. Evet. Samsun Burdur. Trabzon Iğdır. Buraları alma vakti abi. Gel bakalım Samsun. Gel bakalım. Geliyorum lan Samsun. Bekle beni. Dun 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 dun. Ya seçim şarkımız gelseydi ne güzel final bölüm ya. Ne güzel final bölüme yakışacaktı arkadaşlar ya. Yemin ederim yakışacaktı bak ya. İş mi bu şimdi Şinasi abi? Video sonuna kadar uyanabileceğine inanıyorum bu arada. Selamun aleyküm biz geldik. Selamun aleyküm. Dün zaten buraya vaatleri vermiştik. Basalım mitingleri. Basalım bakalım bu mükemmel miting gücüne dayanabilecek mi Samsun halkı? Gelsin. Sevgili Zonduklaklılar. Asker Ay Yıldız Gemi. Asker Ay Yıldız Gemi. Asker Ay Yıldız Gemi. Asker Ay Yıldız Gemi. İşçi Gemi Gemi İşçi. İşçi Gemi Gemi İşçi. İşçi Gemi Gemi İşçi. En önemli kısma geliyoruz. Okul bebek okul. Okul bebek okul uçak. Okul bebek okul uçak. Okul bebek okul uçak. Teşekkür ederim. Hemen bir tane şehir anketini basıyoruz Samsun'a ve Samsun'u da kırmızıya boyuyoruz dostlar. Sıra Trabzon'da hızlı bir şekilde Trabzon'a gideceğiz. Evet Trabzon parti otobüsüyle yola çık dedik dostlar. Trabzon'da alacağız ve sonra Burdur kalacak ve sonra bütün Türkiye'nin gönlünü kazanmış olacağız dostlar. Biz bu yola çıkarken ne dedik? 7'den 70'e, Edirne'den Kars'a, İstanbul'dan Mars'a dedik dostlar. 7'den 70'e bütün vatandaşımıza hitap etmenin, onların gönüllerini almanın sözünü vermiştik. Ve gerçekten bunu başardık dostlar. Bütün ülkeyi kendi rengimize boyadık. Bakalım seçimlerde göreceğiz. Siz beni yorumlarda bazıları beni korkutmuştu arkadaşlar. Şey falan diyordu. Abi ben işte böyle yaptım kazanamadım, şöyle yaptım kazanamadım. İşte bayağı uğraştım kazanamadım falan. Demek ki benim kadar çalışmamışsınız. Demek ki MVP partisi kadar icraat yapamamışsınız sevgili dostlar. Ayıptır söylemesi ama özür dilerim ama sizden yani icraata bakar anlatabiliyor muyum böyle şeyler arkadaşlar? Sizin icraatlarınız ne kadar iyiyse o kadar çok oy alırsınız haberiniz olsun. Şimdi ben birazdan Cumhurbaşkanı olacağım. Ne olacak o zaman? Birazdan Cumhurbaşkanıyım ben. Bitti şimdi bizim olay. Sırf bunu keyfini alıyorum bu şehirleri bu arada. Şu anda keyfini alıyorum ben. Ben şu anda keyfini alıyorum arkadaşlar. Selamünaleyküm. Hemen basalım abi. Hatta şöyle bir şey yapayım mı? Full buna spamlayarak yapayım mı? Arkadaşlar paramız var. Paramız var. Niye yapmayayım ki? sarıyor böyle. Paramız var. Neden yapmayalım ki arkadaşlar? Bunun cevabı böyle.
Niye yapmayalım? Acaba Cumhurbaşkanı olduktan sonra masraf yapacağım şeyler olacak mı ya? Onu bilmiyorum ama halbuki var ya. Olmaz herhalde ya o kadar. Devletin şeyi, hazinesi bir şey var. Oradan zaten ülkeyle ilgili şeyler yapacağız. Bir etkinlik daha. Hemen bir tane daha dostlar. Çok hızlı. Ya şu seçim günü gelene kadar kalksaydı ya Sinans abi. Ulan dinleyemeyeceğiz ha. Vallahi dinleyemeyeceğiz. Devam ediyoruz dostlar. %100 başarıyla dostlar, ipuçlarıyla birlikte tabii ki Trabzon'daki mitingimizi de tamamladık ve birinci parti olmayı başardık. Aa, pardon, iki şehir kaldı. Burdur ve Iğdır kaldı. Gideceğiz abi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar, gideceğiz. Şuralara önce şeyi verelim abi. Önce vaadi verelim. Gideceğiz arkadaşlar, yapacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok abi yapacak. Büyüt buradaki binayı da. Tamam. Çok hızlı gidelim Iğdır. Bekle bizi Iğdır, geliyoruz. Ondan sonraki bütün günleri simüle edebiliriz bu arada arkadaşlar. Son 10 gün şey yapmamıza gerek kalmadı bu arada. İcraat yapmamıza gerek kalmadı. Seçimi aldık. Gönlünüzü ferah tutun. Sonunda başardık dostlar. Fena bir simülasyon oyunuydu. Vallahi gerçekten stratejiye dayalıydı. Biraz sabır istiyordu, biraz zaman istiyordu. Biraz ne derler ona, emek istiyordu harbiden. Hepsini de verebildiğimizi düşünüyorum bu arada. Hepsini verebildiğimizi %100 düşünüyorum. Bakalım seçilecek miyiz abi. Geriye kalan şu an sadece seçilip seçilmeyeceğimiz. Selamünaleyküm, geldik. Hemen etkinlik abi, hemen hiç beklemeden etkinlik. İpucuyla yapacağım dostlar, çünkü bu paranın büyük ihtimalle hepsinin kalacağını düşünüyorum. Bu paranın daha sonra işe yaramayacağını düşünüyorum ve buna inanıyorum. Seçim dönemi kampanyaları için bu paranın sadece iş gördüğünü düşünüyorum. Yani bence oyun öyledir yani büyük ihtimal. O yüzden direkt basacağım. Zaten iyi zihin antrenmanı yaptırdı bize 3 günde. Vallahi 3 gün oldu sanırım bu bölümleri atmaya başlayalı. Harbiden sağlam zihin antrenmanı yaptırdı. Bu arada bir tane miting yetebilir buraya ya. Yeter mi sanki? Dur bakalım, basalım abi. Yetti bile arkadaşlar. Tamam, kırmızı işte, daha ne olsun. %39 geçemez ki bizi zaten. Şu anda işte arkadaşlar şarkı gelmiş olsaydı ben bu yolları şeyle gidecektim. Seçim şarkımızla gidecektim. Günleri simüle ettiğimiz ana yetişse de bari o sıra dinlesek ya. Devam. Selamun aleyküm. Başka parti arabası görmeyeyim lütfen ya. Lütfen, zaten az bir oy var burada yani. Bir tane araba görmeliyim şu anda burada. Bakayım, yok galiba. Galiba görmeyeceğiz. Oh be. Allah'ım, iki tane gönderiyor parti arabası. Oh, çok kötü çarptım. Evet, Burdur'a geldik dostlar. Çok hızlı bir şekilde. Bir dakika dur. Önce vaat. Şehri gör. Hızlıca vaat abi. Hastane. Evet, devam. İtfaiye. Tamam, şimdi etkinlik. Ver abicim mitingi. Gönder. Abi ne çalışmışız ya. Şehrin var ya, rengini görünce var ya, yemin ederim içim gidiyor ya. Şehir kıpkırmızı arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz ya. Kıpkırmızı şehir ya. İpucuyla miting yapmak da çok kolay zaten. Artık arkadaşlar prof bir cumhurbaşkanı adayı olduğumuz için ezberden söylüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ezberden direkt. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Biz kaçtık. Artık seçim günü helalleşiriz. Ve bir şehir ankette buraya basıyoruz dostlar. Evet. Bütün Türkiye, 81 il, hepsi bizde dostlar. Hepsi bizde. Bir tanesi bile bizde değil olan yok. Bir anda halk nasıl, gördünüz mü arkadaşlar, doğru kararı buldu. Halk nasıl doğruyu buldu ama, gördünüz değil mi? Tamam, günleri simüle etmeye devam ediyorum dostlar hızlı bir şekilde. Vallahi şarkı hala gelmedi dostlar, o olay GG oldu galiba. Galiba GG oldu. Bakalım, dakikalarla yarışıyoruz işte. Seçime kadar geldi gelmedi, zort. Hatay'ında deprem oldu. İlk belirlenmelere göre can kaybı bulunmuyor. Yemin ederim var ya, böyle bir içim bir şey oldu ya. Tüylerim diken diken oldu yemin ederim. Hatay elinde deprem oldu yazısını okuduğumda var ya. Aynı depremi simüle etmişler falan sandım. Çok gereksiz olurdu zaten. Öyle bir şey değil, rastgele. Akıllı sistem büyük ihtimalle deminki gibi hani. Tekrardan Allah rahmet eylesin gani gene yani. Çok enteresan bir doğal afetti. Canımızı çok yaktı harbiden. Bize karşı çıkanları susturuyoruz dostlar. Kafalarına vuruyoruz. Bütün ülke bizi dinlerken şu anda sen hayırdır diyoruz. Kafalarına şapalığa koyuyoruz. Şu an gelen her bildirime bakıyorum acaba Sinasi abi mi uyandı attı mı diye. Tamam, şimdi bakalım. Kurultayı da tamamladık. 15 günde bir galiba kurultay ya. Ya 15 ya 20 günde bir. Seçime son 19 gün dostlar. Bir ulusal anket daha basacağım. Şimdi son günler kala artık hani iyice risk durumu başlıyor çünkü. Bir tane İstanbul. İstanbul'da bir şehir anketi. Çok güzel. Gayet güzel. Ulusal anket bir tane. Çok güzel abi. Çok güzel. Bizde. Bu iş bizde. Bu iş bitti arkadaşlar.
Bu iş artık geri dönüş yok. Bu iş bitti. Hızlıca simüleye devam ediyorum dostlar. Van ilinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptırdığı anket basına sızdı diyor. Umurumuzda değil. Acaba güven desek ne oluyor? Çok anlamadım da güvenmeyeceğim arkadaşlar. Çok umurumuzda değil. Şu an iktidar parti gibi hissediyorum kendimi. Kimsenin oyuna ittifakına muhtaç olmayan o parti gibi hissediyorum kendimi gerçekten. Bir anda ittifakı da mı bozsam acaba? Siyasette böyle yamuklar vardır arkadaşlar. Yapmadık mı? Tek başımıza iktidar olmadık mı? Zaten tek başımıza olacağız gerçi. Bakanlıkları vermedik de. Yapar mıyız? İttifakın bize katkısı ne, ona bakalım. Şimdi arkadaşlar burada açık söylemek gerekirse mevzu şu ki ittifakımız bize çok bir şey katmıyor. Türkiye genelindeki bizim tek başımıza oy potansiyelimiz %43. İttifakımızın oy potansiyeli, artık ittifak muhabbeti zaten yok. Dağıtamıyoruz istesek bile, anladım. 46 miting yapmışım arkadaşlar, 46. Kim yaptı 46 miting? Söyleyin bakalım. Kim yaptı? 46 miting yapmışım ya. Ben de ne yapayım ya? %54 ile istatistiklerde zaten Cumhurbaşkanı adayı seçileceğimiz söyleniyor yani şu anda. İttifakı dağıtamıyoruz bu arada. O şeydi sanırım. O hani şey vardı ya, aday belirle. O güne kadar da o. Bakanlıkları da vermedik zaten bu arada. Aynı şeydi de ben sadece öyle ayrılacaktım hani. Beraber yol yürümedik diyecektim onlara. Çünkü her şeyi reddediyorlardı topikler. Devam edelim simüleye abi. Neyse biz yine iyi stratejik oynadık ya. Son şey var ya arkadaşlar, son aday belirleme toplantısında her şeye red bastım. Her şeye dedim ki yallah 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 dedim. Ve ona rağmen aldık abi. Ona rağmen aldık. Bakanlıklarda bizde, ayrıca Cumhurbaşkanlığı da bizde olacak. Son 15 gün devam ediyoruz simüleye. Ben şöyle hızlı hızlı biraz geçeyim dostlar. Son birkaç gün kala, 2-3 gün kala falan konuşmaya devam ederim. Çünkü gerek yok konuşmamış ha. Bu yola çıktığımızda dostlar vizyonumuzu, misyonumuzu, her şeyimizi dürüst bir şekilde anlattık. İcraatlarımızı da buna göre yaptık. Doğru yaptık, dürüst yaptık. Ve hak ettik. Hak ettik ve başardık dostlar. Son bir gün. Seçime sadece bir gün arkadaşlar. Son anketimi yapacağım abi. Son ulusal anketimi yapacağım. Son ulusal anketimi yapacağım. %45 gösteriyoruz. Allah'ım sen bize yardım et. Sen bize yardım et. Evet, günü geç diyorum arkadaşlar ve seçim günü geldi. Son dakika. 2023 seçimi başladı. Ayrıntılar için haber merkezine bağlanıyoruz. YTV. Bir dakika bir dakika. Hiçbir şey kaçırmamamız lazım burada. Kameramı şöyle aldım. Umarım hiçbir şey görmenize engel olmaz. Devam et. Abi çok heyecanlı. Adana, il oranları falan. Evet, kendim buraya aldım. Adıyaman açılan sandık oranı %33. Anadolu Ajansı değil değil mi bunu yapan şu an? Tamam, hiçbir ajansa güvenmiyoruz bu arada. Sadece Anadolu Ajansı değil. Biz kendi ajansımıza güveniyoruz. O kadar basın odası kurduk. Bakın sol taraf gitmiş. Neresi gitmiş? Artvin mi orası? Nasıl gitti? Recep Tayyip Erdoğan %21. Oh çok güzel, %51. Bir dakika, %50'nin altına düşersek. Acaba ikinci tur mu? Ama Amasya'nın oranı bu. Geneli ne? Geneli? Harita. Abi Aydın gitmiş. Iğdır gitmiş. Abi Aydın'la Iğdır nasıl gitti ya? Aydın'la Iğdır nasıl gitti ya? %10'la ikinci sırada falan diyor. Genel şeyleri çok merak ediyorum. Adaylar, partiler, adaylar. Aynen, biz bu şekilde görelim. Sonuca geçmeyeceğim dostlar, bekliyorum. İl il açılıyor abi. İl il açılıyor. İl il açılıyor. Çok gerçekten heyecan verici. Yemin ederim heyecan verici ya. Kendim şuraya boşluğa alayım. Evet, burada beyaz boşluk var. Aydın'da yine biz öndeyiz. Balıkesir, bakın soldaki bütün geçen şehirlerde biz öndeyiz zaten. Hepsinde öndeyiz abi. Bartın'da %80 açılmış, %62 ile öndeyiz. Batman'da %46 ile öndeyiz, %81 açılmış sandıkların. Devam edelim. Bayburt'ta %85 açılmış sandıkların %49 ile öndeyiz. Genel olarak %50'si bitti. %50'si bitti. Gelsin abi, gelsin Cumhurbaşkanlığı, gelsin. Cumhurbaşkanlığı gelsin. Bekliyoruz. Açılan sandık oranı %95 Bitlis'te mesela. %95. Bolu'da %96. Büyük şehirler. Büyük şehirleri merak ediyorum. Çok merak ediyorum büyük şehirleri. Haritaya bakalım. Oo, aldık. Diğerlerini de aldık. Valla şuralar arkadaşlar, ilk sandıklar açıldığında Aydın'la Burdur'u, özür dilerim, Iğdır'ı veriyor gibiydik. Ama sandıkların geri kalanında açıldıktan sonra oraları da aldığımız büyük resimde direkt olarak görünmeye başladı. Ağrı'da %100 sandık açılmış. Birçok ilimizde artık %100 sandıkların tamamlandığının haberi geliyor. İstanbul önemli. %50'nin üzerinde oy almamız lazım dostlar. İkinci tura kalmadan direkt tek seferde bitirmek için ilk turdan bitirelim diyoruz. Ve %50.01 bile olsa bu seçimi %50'nin üzerinde bir oranla tamamlamak ve ikinci tura bırakıp risk almak istemiyoruz dostlar. Belki iki ittifakın birleşimi falan görebilir çünkü. Siyaset öyle bir şey ki Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı birleşip
bizim oyumuzu yok etmek, bizi çürütmek için yan yana gelebilirler dostlar. Bu piyasada kimler kimlerle yan yana geldiler diyoruz ve artık sonuçlar belirlenmek üzere. %97 adamım çok heyecanlı. Şu an çok heyecanlı bu arada. Büyük açıldı. Erzurum'u gösteriyor solda. Oh! %60! %60.78 ile Cumhurbaşkanı olduk. %60.78 arkadaşlar. %60.78. Oy oranı puanı, oy arttırma bonusu, rakip otobüsü geçme. %100 miting, %100 yol, TV bonusu, kurultay, kanun teklifi, oda ekleme, bina yapımı. Bütün istatistiklerimiz ekrana geldi ve şu anda Cumhurbaşkanı olduk. Gelsin animasyon, geliyor mu, bir animasyon var mı? Beyaz ekran, çok heyecan verici. Ne oldu lan? Lütfen donmuş olma. Kaydetmemiş olabilir. La sınava böyle geç kalıyordum la bu oyun yüzünden. Oyun tekrardan açtım dostlar ve devam et diyorum. Ne yaptı acaba yani? Orada animasyon falan gösterecekti var ya, onu kaçırdık galiba biz. Varsa orada animasyon arkadaşlar ve ben kaçırdıysam lütfen yazın. Ne oldu? Başkan mıyım la ben şu an yoksa? Animasyon falan? Başkan mıyım ben? Oyun tekrar açıldığında böyle açıldı dostlar ve 60 gün diyor. Animasyon falan var, kesin vardı bu arada ya. Bu bir sonraki seçimden bahsediyor büyük ihtimalle. Bakayım şey miyim, nasıl anlayabilirim? Ha şuradan. Ek vergi. Ek vergiyi yaparsam cumhurbaşkanıyım demektir şu an. Oy verenleri mutsuz. Evet. Şu anda cumhurbaşkanıyız arkadaşlar. Olsunlar mutsuz, bir şey olmaz. Ek ya da yapmayalım ya. Başka cumhurbaşkanı olduğumu nereden görebilirim ya? Orada kesin bir animasyon vardı ya. O beyaz ekranda donup kaldı ya arkadaşlar. Kesin bir animasyon vardı. Vallahi arkadaşlar başkan olup olmadığımıza dair yani bir yazı göremiyorum da. Yani olduk yani. Büyük burası 60 olduğuna göre ve paramız böyle olduğuna göre olduk. Yine de kanıtlamak için şu vergiyi yapacağım. Zaten oyunu bitirdik. Evet, görmüş olduğunuz gibi ek vergi aldım ve para geldi. An itibariyle dostlar seçimi kazandık. Tek başımıza iktidar olduk. Bütün bakanlıklar da bizde aynı zamanda. Oyunu bu şekilde bitirmiş olduk dostlar. Güzel bir maceraydı. Şarkı muhabbeti yani her yerden ulaşmaya çalıştım. Ama ulaşamadım maalesef. Adam ne de olsa attım diye sanırım rahattı ama oynatılmıyor. Ben de iletişime geçemeyince öyle kalmış oldu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bir gün belki benzer bir oyun bulursak o oyunda dinleriz dostlar. Çünkü ben videoyu çektikten, video yayınlandıktan sonra zaten ulaşmış olacağım ama çok geç olacak onun için. Umarım keyif almışsınızdır. Atamızın izinden diyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.